Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Mana bu qarsaklar bizni jonli hamda oynay jahon orqali tomosha qilib turgan azizlarimiz uchun. Hamda men mana shu qarsakni O'zbekiston terma jamoasiga taqdim etgan bo'lardim. Chunki kuni kecha yaqindagina O'zbekiston Xitoyni 2-0 hisobida yirtishlatdi. Bu alohida qarsakka sazovor gap. O'zi men to'g'risi aytaman, futbolchilarga hayron qolaman. Futbolchilarning bitta odati bor ekan. Gol ursa, futbolkasini yechib, otib, golni nishonlar ekan. Yaxshi ham shu ishni suzuvchilar qilmaydi. O'zi mana sizlarga savol, o'zbek futbolida eng mashhur inson kim? Kim? Ravshan Ermatov. To'ppa to'g'ri. Ravshan Ermatov eng zo'ri futbol bo'yicha. Chunki abarotiga kam pul tikib, tez boyib ketgan inson. 5000 so'm tikkanlar. 3000 ga xushta olganlar, 2000 ga ikkita kartochka olganlar. Bejizga men ko'rsatuvimni futbol haqida boshlaganim yo'q, chunki bugun tashrif buyurgan qiziqchilarimiz futbolga yurakdan ishqibozlik qilishadi. O'zlarini ham futbol haqidagi hangomalari bilan vodiyni gullatgan. Kutib olamiz ajab xanda ko'rsatuvini ajoyib aktyorlari, ustozoda san'atkor Iskandar Hamroqulov hamda Orifjon Sultonov. Marhamat. Kelinglar. Oh, ana. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ulug'bek, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Orifjon aka, yaxshimisiz? Tuzumisiz? Qanaqasizlar? Ajoyibsiz. Marhamat, o'tirib olishlar mumkin. Bemalol o'tirib olamiz. O'tiraverasizlar. Marhamat. Marhamat. Ijodda nima yangiliklar akajonlar? Iskandar Hamroqulovni bir konsertini qildik yozda. 2019-yilda. Yozda. Endi 2020-da shu yanvar, fevral, mart, aprel oylariga yangi konsertimizni taqdim qilish niyatidamiz. Shunga tayyorgarlikni mana endi boshlamoqchimiz. Chunki hozir damdamiz. Keling, tomoshabinlarni uzoq kuttirmaymizda. Biz ko'rsatuvimiz boshlaymiz. Albatta. Marhamat. Birinchi shartimizda qiziqchilarimiz bir-birlariga latifalar orqali hujum qilishadi. Ulardan yagona talab kulib yubormaslik. Hayvonlarni orasida ham futbol o'yinlari bo'lib turar ekanda. Yeah. O'rmonda hayvonlar o'rtasida futbol birinchilik o'tkazilibdi, chempionati. Shunda endi sher asosiy hakam. Lekin u yerda hamma qatnashgan endi. Qanaqa hayvon bo'lsa qatnashgan, unisi o'ynab, bunisiga to'g'ri kelib, bu bo'lib finalga fillar bilan chumolilar chiqibdi. Final bo'libdi-da. Juda qattiq o'yin bo'lgan endi. Juda ko'p talofatlar bo'lgan, yo'qotishlar bo'lgan. O'yin 99-1 hisobida fillarning g'alabasi bilan tugabdi. Fillar chempion bo'lgan. O'sha bitta golni ham adashib fillar o'ziga urib qo'ygan. O'yindan keyin matbuot anjumani, fillarning kapitani bilan chumollarning kapitani chiqib intervyu beryapsa, fillarni kapitani uzr endi, o'yin qattiq bo'ldi, juda ko'p yo'qotishlar bo'ldi, juda ko'p talofatlar bo'ldi, xafa bo'lmaysizlar desa, chumollarni kapitani nima dermish? Yo, hechqisi yo'q, o'zimiz ham sal qo'pol o'ynadik-da, deyarmish. Kuldilar. Yomon kuldilar. Futbol mavzusida, hayvonlar deganingizga ham, hayvonlar o'rtasida futbol musobaqasi bo'libdi. Quruqlikdagi hayvonlar bilan suvdagi hayvonlar o'rtasida. Endi suvdagilar quruqlikka chiqa olmaydi, quruqlikdagilar suvga tusha olmaydi. Kelishib, tabiiyki, o'yin botqoqda o'tkaziladigan bo'libdi. Shunda akula kepti-da, "Menga qara, darvozaga kimni qo'yamiz?" desa, suvdagilar bilan "Darvozaga 8 oyog'i qo'yamiz" deyishibdi suvdagi hayvonlar. Nega desa, 8 ta oyog'i bor. Unaqasiga kelsa ham to'sib oladi, bunaqasiga kelsa ham to'sib oladi. Kelishdik, 8 oyog'i darvozabon qilib qo'yishgan. 2 taym o'yin natijasi bilan 10-0 hisobiga quruqlikdagi hayvonlar g'alaba qozonibdi. Delfin kelib, 8 oyog'i kallasiga tars etib dumi bilan urib, "Nomard, 8 ta qo'ling bora, 8 ta. Shu bittasi bilan bo'lsa hamda to'sib olsang bo'lmaydimi?" desa, 8 oyoq ham, "Ularni ham hujumchisini ko'rmadingizmi? 40 oyoq ekan" dermiş. Yaxshi, kuldilar, hisoblab qo'yamiz. O'g'li onasining oldiga kelib, "Onajon,
Bugün tuğulgen günüm ya. Hemme kursdaş dostlarım, sınıfdaşlarım yığılışken. Ana o yaş görgen kızım hem kegen. O birasigen kızım. Yürüyün, tanıştırıp buraya. Körüp tanı olas. Bahanada yapışman olas ona can. Dese onası yok bolam. Tohtap durun. Siz ben işte oturup durun. Ben özüm kirip, körüp yapışmışken ben. Dese oğlu, vay ona can. O kız siz hayatta körmegen bu siz. Bilmeseyiz, tanımaysayız. Kaçtan bilesiniz dese, yüreğimden bilemen kays kızlığını. Siz şöyle oturup durun oğlum, ben özüm kirip körüp çıkamam deyip çıkara kirip getirdi. Orada bir 10 minit ötkenden keyin kaynona çıkıp yaptı, onası. Oğlu, ha onacan gördünüz mü bildiniz mi? Ha gördüm. Ana o ikinci katarda oturuyen Atlas köyledeki saçı uzun kız mı? Dese, vay öyle. Öşe, öşe. Kaçtan bildiniz onacan dese, onası. Öşenge karasam, asabım kozu yaptı diyorum. Onalarını köyünü sezereken de. Yasa. Mahallekemiz tabii ki terbiyevi işler oboradı köyünde. Bir yigitli ailesi, turmuşu bu. Magana kemi şunge gapır yetken eken. Ve kanakası yok adı ozu senge. Onu asa, ufak da sen, bunu asa, ufak da sen. Üylen, ikide bolen var akır. Bu ona gerek bu larka. Kanaka ayol busun. Mesela, menge husunu, yaşı boyu şartmaz. Kol ayağı çakkan mısın? Üyüm, cayım desin, kol ayağı çakkan mısın? Üye girip çıksın, üye girip çıksın. Desen mahalle kâmet etti. Ha, onu da sen olma hangi öyle andırmış. Hatının mezesi yok iken, İret de seni zor doktorga aparım ben. Ben şimdi kanka doktor, derdini şimdi ehtiyatı koyadı deyip doktorga aparken iken, doktor karab ya bir yerini kurup, sopa sok. Hatınız fakat dem alış gerek. Az yine asablar çarçaptı. Gavaya oralları gemi bir hatunuzu abarıp bir aylantırıp dam aldırıp gelin. Şunda yaş hop getirdiler. Dese İrem rahmetsizce doktor depti hatunuge yürüyün kettik depti. Hatunuge fırsat. Vay dedes kaka varamız. Antalya gemi ya Soçi gemi. Ya gavaya oralları gemi varamız mı? Dese İrem karaptırıp. Kalaka gavaya oralları. Başka doktorge varamız diyelim. Bu otağın bir yüzü 45'e kiripti. Jurnalistler gelip, ota rekord. Xitay diyen bu naka, Tibet diyen bu naka yaş kekiredi yani yok. Bir yüzü 45'e kirip size ota. Sağlam okat yegemişsiniz, sportla mı şugullan gelmişsiniz, içme gelmişsiniz, çekme gelmişsiniz, ya asabizli biz mi gelmişsiniz? Neme sebep ota bir yüzü 45'e kiripsiz. Dese otağın, ben bir yüzü 45'e kirişimden sebep, cüdayam köpçiliğinden karz olup, kaytarı vermedim dedi. Ama bunun ne sebebi var? Bu 145'e kirişiz geldi. Kegin hakdarlar beni hakkımda hepsi dua kıldı. İlahim şu karzımızı kaytarı versin. Ungaşı ölüp olmasın. Çünkü uzağa umur bergin. İşlerini rivacını bergin. Şu bizden karzdan kurtulu olsun. Ölüp olmasın şu. Dip, cüdü köpçelik dua kıldı. Bana 145'e kirdim. Dese, ota hali burar kişinikini kaytarı vermediyiz mi? Dese, ya bizden namertmezmiz. Yarmıdan kutulgen ben. Dese, yarmıge kaytarı vergen misiniz? Dese, yok, pul vergenlerde yarmı ölüp gitti. Bu masam bizde ikinci şart. Bu şartımızda kızıkçılarımız başka kasb kıyafası da reklamaga muhtoj bo'lmagan mahsulotni reklama qilishadi. Fakat ma'lum bir harfni ishlatmasliklari talab etiladi. Aks holda sizga qaysi qutorif aka? Bu yerda chap tarafdagisida bir bo'l, bo'lmasa mana shu sizga o'ng tarafdagisini olaman deb turuvdim. Marhamat, birinchi bo'lib tanlagan Orif aka ochib turib ichida nima borligini ko'rsatasiz. Nima ekan bu? Kalkulyator. Kalkulyator. Qani siz oching endi buni. Qani. Nima deydi buni? Biz masalan biz oilamizni qistirgich deymiz. Kir iladigan. Shamol uchirib ketmasin deb. Yo, men ko'pincha ba'zida ikkita-ikkitasidagi xotindaligi og'zini yopishga ham foydalanaman. Qaysi harf ishlatmasinlar? B harfini ishlatmasinlar. B harfini. O'qituvchi o'quvchilarga kalkulyatorni reklama qilyapti. Kalkulyatordan ko'pchilik foydalanmaydi. Har bir telefonda
Hozir hammada telefonlar mavjud. Ko'pchiligimiz mana shu kalkulyatordan foydalanmay qo'yganmiz. Chunki har bir endi mana bunday. Bosing. Endi mana shunday. Domla o'zing o'qigin, o'zing menda fikrlagindirdingiz. Nimaga bu narsani bizga tavsiya qilasiz? Yo'q, demoqchiman, hali ham shunday kalkulyatorlarni o'rni yo'qolgani yo'q. Olamizmi? Bo'l, qarsa kela, amalladilar. Endi qisqich bo'lgan uchun shu K'ni ishlatmasin. K'ni mi, K'ni mi? K'ni. Qodirdagi K'ni. Mana shu qisqichdagi K'ni. Qaysi obrazda? Tajangir. Balkonimizda dor tortilgan bunday narsalar juda ko'p ishlaydi. Faqat dorni o'ziga emas, ko'p narsalarga aynan mana shu siqqich ips. Mana shu mahkamlaydigan juda qo'l keladi. Qo'l keladi. Yo, xato bo'lmasin, o'zbek tiliga xatoli kiritmang. Ana shunday. Kedi, qani qay joyda ishlatish kerak? Juda qo'l keladi. Ana. Ya to'kurar ekan bunday. Agar sizni yangalarim ko'p gapirmilam, bezovta qiladigan bo'lsa, ana shunda ham mana shundan foydalanishingiz mumkin. Qoyil qoldingizmi? Bosing ichi. Bu shartimizda qiziqchilarimiz latifani har xil holatlarda ijro qilib berishadi. Bir yigit qarindoshinikiga kim bor, assalomu alaykum deb kirib borsa, uy egasini laycha iti bor ekan, bo'shoq ekanda, birdan akillab qopdi deb. Desam ketmasmish. Tinmasmish og'iz. Yaxshi uy egasi ayol kishi chiqib, hoy, hoy juvarmak, hoy, jim, odam sharmanda qilma, hoy, o'zingni akanga, hoy, necha marta uyiga kelib yurgan akangni tanimadingmi, ha? Ana shu yerda ovqatlar yeb o'tirganda ham suyaklarda tashagan shu akang, hoy, o'zingni akang, odamni uyaltirma, qo'y, odamni sharma, qo'y, pisha, pish, hat, uyaltirdi ya, o'zini akasini tanimagan, akasi, hapa olmang, endi it akanda, hayvon akanda, mana shunaqa ekanda, desa haligi yigit ham, ayo, kenaye, siqilmang. O'zim ham hayron bo'ldim, onasini gapiga kirmagan bolani endi ko'rishim degan ekan. Yig'lab aytib bering qarin. Desa qarindoshiga borgan ekan, iti bor ekanda. O'qilarmishdi. Yaxshi. Uy egasi ayol kishi chiqib, itiga qarab, "Voy jonim, o'zingni akang, o'zingni akang" desa, "O'g'lonamizdan. Voy o'zingni akang, o'zingni akang. Akang tanimadingmi" desa, "Voy qilonarmizdan. Yo, akasi xapa bo'lmang, sizni tanimadim-da. Xapa bo'lmang" desa, yigitam, "Mayli opa, siqilmang. O'zim ham hayron bo'ldim, onasini gapiga kirmagan bolani birinchi ko'rishim." Orpaga sizdan, sizga navbat. Bir korxonada, tashkilotda rahbar hammani yig'ib majlis o'tkazayotganda, majlisda latifa aytib beryotgan rahbar odam, xo'jayinda endi. Nima desam, xodimlar buralib-buralib turarmish, maza qilib turarmish. Xo'jayin, gap yo'qsiz, yomon kuldirasiz, gap yo'q deb qarshi ichib olib, hammasi maza qilib kularmishdi. Bitta odam kulmay o'tirganmishdi. Sherigi so'rab, "Siz nima kulmayapsiz? Kulmaysizmi?" desa, haligi odam,
Men bitti işten bilmem diyarmış. O per akıllı beyti vereyim bize. Ya, ya. Oo. Ha? Berkuna. Bir taşkilatta rahbar odal. Hodumlar Latifa aytı bir yotgan ikan. Külübülü bulmasa ham, barşa hodumlar, içekleri üzülüp küle yotganmış. Avcılar yan bulsun. Şunda. Gellerinin içi de bittası kulmay oturgan diş. Oh. Şunda yonu da geçirge ondan sonra gelmiş. Hay söz ne gel kulma yapsız. Desa haligi odam, men bu yerde işlemim. Dermiş. Merhamet bize dörtüncü. Bu şartta ekranda rasmlar aks ettiriladi. Qiziqchilardan biri ekranga orqa turgan holda chalg'ituvchi savollarga javob berish kerak. Xo'p, Iskandar aka, shunga amal qilasizmi? Yo'q. Nimaga? Buncha yoqtirmayman uka. Qatlada turadi bu. Oshxonada turadimi? Oshxonada? Yaxshi. Siz oshxonangizda bormi deyman? Biz oshxonamizda ikkita. Oo. Mana hozir masalan, shunga siz o'tirasizmi? Olmaga. Bildim ki, ya oturmayayım ha. Ya, ne maçmak ki? Kimge soğuk akıyan bölerdi şunu? Orfak'ın mı soğuk akılardım? Ya, yamanamaz. Bunu siz yer midiniz? Yemezdim. Bu Özbek... Ben bunu yoktırmayayım ha. Bu Özbek show biznesinden kimge okşaydı? Hurşid Rasulov ki. Oh. Yamanamaz, yamanamaz. Kengi surat. Hop, hayvanlar ya, münasebet ıskanday. Biraz hayvanlarını yakış göremem. Ha, kaysı kısaltlarını? Kaysı kısaltı yok atsız gibi ne? Kongülçengliği, madeniyatı, kolu açıklığı. Oo, yaman emez. Bir adı ne mekova Iskandar aka? Hop, icat kılı yapma. Kaysı birisiz, on tamam mı, çap tamam mı? Çap tarafta aka. Çap tarafta, yakışı, yakışı. Yakışı. Ne madı yapsın sende bettesiz? Xotinga bozorni spiskasini qilib qo'ying deyapman. Qarsakilarni chalib qo'yasizlar. Mana shu er xotin rasm ko'rsin. Nima qilyapsiz? O'tiribman. Kimga o'xshab qoldingiz? Odamga o'zimga o'xshayapman. To'yga borarmidingiz shu turishda? Toyga borardim. Tasarlıqli beşi toylarga kirib yotdilar. Beşi organizatorimsa kirib keldilar. Keyingi surat. Sizga kim bo'ladi? A, tog'am bo'lar balki. Yaxshi. Nimani o'ylayapti? O'g'lini o'ylantirishni o'ylayapti. A, bu O'zbek show biznesi kimga o'xshaydi, Arif aka? Yahyo Mo'minovga o'xshar balki. Kopiya. Kopiya. Nima qilyapsiz? Ovqatlanyapman. Kimga ishora qilyapsiz? Qushlarga. Ko'proq bunaqa holatga qachon tushib turasiz? Shu endi cho'milgani borganda. Oo. Ya. Qaysi birisiz siz? O'rtadagimi? Ikki chetdagi kimlar? To'r aka Parmonova dur. Ha. Bu taraftaki İskandar dur. Katta düşkün resmimiz bu. Perivalda.
Burgutta. Burgutta. Qaysi birini kelin qilardingiz? O'y tarafdagisini kelin qilardim. Oo, o'zi ham eng haqiqiy haligi jirnisini tanladingiz. Bitta ko'rishingiz mumkin kimni kelin qilasiz. Har ikkalovligini ham biz bugun kulgu ustasi deb tan olamiz va ularga mana shu guldi ros qarsaklarda qarsillatib yo'llab qo'yamiz. Rahmat. Endi İskender aka, Orif aka, fikringlar. Kasbni sevish kerak. Kasbni sevsagina o'sha qiyinchilik ham rohat berar ekan. Bizni taklif qilganingiz uchun rahmat. Keringlar azizlar, keringlar yoshlar. Nimaki kasbni tanlasak, avvalo o'ylab tanlaylik va sevgan kasbimizni tanlaylik va unga fidoilik ko'rsataylik. Rahmat chiroyli fikrlar uchun Orif aka, sizdan fikrlar. Mening niyatim mana shu ko'rsatuv umr uzoq bo'lsin. Parvardigor yaxshi-yaxshi ilhomlar beraversin sizga. G'oyibidan bersin, kelgan ishtirokchilarga, tomoshabinlarga, mana shu so'zni ijodkorlarga omad tilayman. Rahmat. Mana shu qarsaklar bugun bizni ko'rsatuvimizda mehmon bo'lgan ustozoda san'atkor Iskandar Hamroqulov hamda ularning sheriklari ajoyib qiziqchi Oribjon Sultonovlarga. Azizlar, bizlarni mana shu ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib borishlar mumkin. Mana shu raqamlar orqali esa jonli ravishda tomosha qilish uchun taklif qolamiz. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Ulgunimizcha tri yuriylik. Rahmat.